İsminizi öğrenebilir miyim? Amine. Nerelisiniz? Malatyalıyım. Nerede ikamet ediyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum. Ümraniye Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kendisinden beklentileriniz nelerdir? Kendisinden beklentim Ümraniye'ye, işte genel İstanbul'a yenilik getirmesi ve en şey zaafında hani şu gelen projelerin yarıda bırakılmaması, onların devamının getirilmesi. Çünkü genelde yeni gelenler eskileri bırakıp yıkıp yeniden plan program yaptıkları için bence hiçbir şey olmuyor, gelişim olmuyor bu yüzden. Ümraniye Belediyesi'nin eleştirdiğiniz, memnun kaldığınız çalışmaları nelerdir? Ümraniye Belediyesi, ya ben Küçükçekmece'de oturuyordum zaten. Orada çoğu şeyden memnundum. Buraya geldiğimde kaldırımlar özel çok dikkatimi çekmişti. Yürünmüyor. Aktivite olarak falan sosyal faaliyetlerini çok bilmiyorum ama Haldun Alakaş falan güzel işliyor. Belediye tiyatroları falan güzel. Bunların devam etmesini isterim. Dilek ve şikayetlerinizi dile getirmek için belediyeye başvurdunuz mu? Başvurdum. Önce ağaçlar şeydi, çok işte kötü durumdaydı. Onları yaptılar fakat kaldırımlar için bir şey yapamayacaklarını söylemişlerdi. Belediyecilik anlamında çalışmalarına örnek verebileceğiniz başka bir belediye var mı? Başka belediye? Ya Küçükçekmece de iyiydi. Parti olarak söylememe gerek yok herhalde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kendisinden beklentileriniz nelerdir? Aynen İstanbul'da işte projelerin devam etmesi. En önemlisi de açık konuşayım. Paraları alıp kendi ceplerine indirip de halkı böyle perişan etmemeleri kısacası. Peki Belediye TV aracılığıyla Ümraniye Belediye Başkanı'na neler söylemek istersiniz? Öncelikle yeni göreve hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra halkını düşüneceğini, adaleti gözeteceğini temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Önemli değil. Ben teşekkür ederim.